Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır böyle bir görsel videolarımızda görmemiştiniz. Bahsettiğimiz görsel ne arkadaşlar, hemen sizlere bir gösterelim. Şöyle geçelim arkadaşlar, yavrularımızı gösterelim. Yuva temizliği yapacağımı söylemiştim. Yuva temizliği yaparken dedim ki video çekeyim, yuva temizliğini nasıl yapıyoruz, ne gibi olaylara dikkat ediyoruz, onlardan birazcık bahsedeyim dedim. Hatta şöyle kafeste yavruları da karşıma alayım. Ben de kanepeye şöyle oturayım. Arkadaşlar burada şu anda 6 takımın yavrularının olduğu yuvalar mevcut. Şurası niye boş derseniz, oradan firayeden yavrularımız var. Şov yavrularımız atladılar arkadaşlar. Birisi burada, diğeri de burada. Onların yuvası burası. Hepsinin yuvaları ezberimde, yavruların hepsi ezberimde arkadaşlar. Karışıklık olmayacak, öyle bir durum yok. Burası yukarıdaki gri ve mavi takımımın yavruları arkadaşlar. Bunların yavrularının cinsiyetlerine bakmak istiyorum. Şu şovun yavrusu bu arada, onu söyleyeyim. Bununla bu kardeş zaten. Bu ikisi kendi yuvalarından kaçtılar. Şimdi bu durumda stres durumu oluyor kuşlarda. Bu durumda stres durumu olmuyor arkadaşlar. Benimkiler çünkü alışıklar yani. Bakın bu dişi. Beyaz açılmış burun üstü ve rengi çok güzel. Mavi ile mor arası bir rengi var. Kanatları da kahverengi arkadaşlar. Maviden farklı bir mutasyon yani. Normalde siyah kanat olması lazım. Örnek gösterebileceğim. Bakın burada var. Siyah kanat gözüküyor. Bu dişi gözüküyor arkadaşlar. %100 dişi hatta şu anda. Burun delikleri beyaz açılmış. Yüksek ihtimalle de geri dönmez yani cinsiyeti. Şöyle kapatalım. Sonra şu yavruyu alalım. Bakın bu da gayet güzel. İri gözüküyor. Bu erkek. Bu %100 erkek arkadaşlar. Bu arada poposuna dışkı yapışmış. Onu da videonun hemen sonunda toplayayım. Yuvaları bayağı bir şeydi arkadaşlar. Kirlenmişti. Yuvalarını temizlemek istedim. Yuva temizliği yapmasak ciddi sıkıntılar yaşardık bu arada. Onu söyleyeyim. Bu arada elimi de pis ettiler. Hatta ben videoyu hemen durdurayım arkadaşlar. Şu elimi temizleyeyim. Geliyorum. Evet, elimizi temizledik, geldik arkadaşlar. Bunun cinsiyeti erkekti. Diğer kardeşlerinin cinsiyetlerinden belli var mı? Bunun rengine. Bu da griye geliyor. Bu %100 erkek arkadaşlar bu da. Bir tane de mavisi kaldı. Zaten 4 yavruları vardı. Mavimize bakalım arkadaşlar. Pardon, bu da griymiş. Bu da şu anda erkek gözüküyor. Cinsiyeti netleşen 2 tane var şu anda. Birisi bu mavi. Bu %100 erkek. Diğeri de şu mavi. Bu da %100 dişi arkadaşlar şu anda. Bunun renklerinden bariz belli. Burada firar eden bir yavrumuz var. Bu buranın yavrusu değil. Bu buranın yavrusu arkadaşlar. Ama gene de bakabilirler. Hiç problem olmaz bu arada. Onu da söyleyeyim. Sıkıntı şekilde yavrulara, yumurtalara bakarlar. Ama biz hatta gene tekrardan onu oraya kaydıralım. Çünkü yuvadaki yavru sayısı eşit olsun arkadaşlar. Birbirlerinden bayağı bir uzaklar. Niye uzaklar? Gün olarak uzaklar arkadaşlar. Bakın boyut farkları bariz belli. Ezilme ölme ihtimalleri yüksek. O yüzden hani ezilme ölme ihtimalini azaltmak için yuvada kaydırmalar yapabiliriz. Bunlar pusmuşlar, uyuyorlar. Dilerseniz yavaştan bunları biz yerlerine yerleştirelim. Ondan sonra diğer açmadığımız yuvaları gösterelim. Yavrularımız bu kadar değil. Daha yavrularımız var arkadaşlar. Yavrularımız mevcut. Sadece yuvası temizlenecek yavruları ben bu şekilde aldım. Videoya bu şekilde başlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir görüntü oldu bence. Sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Bu arada yuvalar arası atlayanlar da hala mevcut. Şovlar hiç yerinde durmuyor. Hatta olmazsa ilk şovları biz yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Şovlar da hangileri? Bakın kendilerini belli ediyorlar. İkisi de gri oldu bu arada. Bunların ikisini de biz kendimize ayıracağız. Önümüzdeki sezon üretimhanemiz için lazım arkadaşlar. Çünkü dışarıdan yavru almıyorum ben, biliyorsunuz. Yavrumuzu da şöyle hemen yuvamıza yerleştirelim. Bakın tertemiz yuvalarına yerleştiler. Bunlar şov yavrularımız. Annelerinin aynısından oldular arkadaşlar. Anneleri de burada babalarıyla birlikte. Yuvamızı kapatalım. Yavrularıyla bir şey yapsınlar. Kaynaşsınlar tekrardan. Bu yavruları burada unutmayalım. Bunları tekrardan biz yuvalarına koyalım. Bunlar yuvaların şeyini temizlenmedi. Kuluçka sonrası yuva temizliği yapıyorum arkadaşlar komple. Yuvayı söküyoruz. Yuva temizliğini o şekilde yapıyoruz. Çünkü şimdi süpürge falan sokarsam yuvaya, hayvanlar büyük ihtimalle tedirgin olacaklardır. Çok büyük sıkıntı çıkmaz. Temizlenebilir ama ben riske atmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi yavrularımız aldığımız gibi uyuyorlar zaten. Tekrardan yuvaya koyduk. Hala uyumaya devam ediyorlar. Bu yuvamızda bakın şurada yeni eşlediğimiz şovların yavrusu arkadaşlar. Orada mavi şovlarımın yavrusu. Bunlar da çok muazzam oldular. Bunlar da gene aynı şekilde bizdeler. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlardan başka bir renk beklemiyordum açıkçası. Niye beklemiyordum? Erkeğimiz mavi, dişimiz mavi. Bu erkeğin birebir kopyası. Bu da dişinin birebir kopyası. Kanatları biraz daha kahverengi, bakın arkadaşlar şu. Bu dişinin kopyası. Diğer ikisi erkeğin kopyası. Bunun cinsiyeti dişi.
Gayet güzel. Bunlar da şovlardan gelme. Bunları da kendimize ayıracağımız yavrular. Bunları da direkt yuvalarına kaydıralım. Bu arada dişimizin ilk kuluçkası. İlk kuluçkada 3 tane yavru verdi ve gayet de güzel yavru verdi arkadaşlar. Benim istediğim oranda verdi yani. Boş da geçebilirdi ama sağ olsun yumurtaları doldurdu. Diğer yumurtalar da doluydu ama ilk kuluçkanın acemiliğine geldiği için dişimiz birazcık yumurtaları ziyan etti diyebilirim. Bu takımın arasında şu anlık bir anlaşmazlık var. Erkekle dişi tartışıyorlar arkadaşlar, sürekli bir kavga içindeler. Bunları gösterelim. Burada şuradan yavrularımızdan kaydırma yapabiliriz. Bunlar arkadaşlar şu aşağıdaki gri takımın yavrusu. Merak etmeyin, ben hepsinin yerini biliyorum. Tedirgin olmayın yani arkadaşlar. Bakın çok yavrumuz gri geldi arkadaşlar. Bakın gri gri, her yer gri patladı gitti. Çok da güzel oldu. Ben gri rengini çok seviyorum bu arada. Çok muazzam yavrular geldi. Bakın burada ortada kalan şov yavrumuz var. Bunun hayvan tüyleri vardı hatırlarsınız. Hep başka yuvalara kaydırdı. Kendi anne babası bakmadı. Hayvan tüylerini yemişlerdi. En sonunda mavi takımın altına koydum. Bunlar biraz daha bakmışlar. Çok gecikmeden şunların yavrularını altlarına koymak istiyorum. Gerçi onların yavrusunu almadım, pardon. Şu aşağıdaki takımın yavrusunu koymak istiyorum arkadaşlar. Onu da isterseniz şöyle alalım. Ve aşağı kafesimize yerleştirelim arkadaşlar. Bismillah diyelim, yuvamızı açalım. Bunlara yavru kaydırması yapabiliriz. Çünkü bunlar gayet güzel yavru bakıyorlar. Kursakları bayağı bir şişiriyorlar arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yukarıdaki takımımızın yavrularını koyacağız. Yukarıdaki takımımızın da yuvasını bir açalım. Yuvayı koyarken büyük ihtimalle annesi atlayacaktır arkadaşlar. Birazdan da ayaklarını ve popo kısmındaki, bakın şurada dışkıları gözüküyor zaten. Popo kısmındaki dışkıları temizleyeceğim. Annesi dediğim gibi bakın yuva ağzında bakıyor. Gelmeme şansı yok. Yuvayı kapatalım. O da yavrularıyla kaynaşsın tekrardan. Kaldı bir yuvamız. Bunu da gösterelim sizlere. Bunlar da çok fazla tedirgin olmadan. Yani bunlar alıştılar arkadaşlar. Alışmama problemi yok. Yavrular zaten yuvadan, karanlıktan çıktıktan sonra bağırmaları gayet normal. Yuva temizliği mecbur yapmamız lazım. Bu kadar uzun süre sürmüyordu normalde ama ben video çekmek istediğim için oldu. Normalde ne kadar sürüyordu arkadaşlar? Hani her yavruyu yuvadan çıkarttıktan sonra en geç 3 dakika içinde tekrardan yuvaya koymuş oluyordum. Az sürüyordu yani, çok fazla sürmüyordu. Bunları da koyalım arkadaşlar ve dışarıda hiç yavrumuz kalmadı şu anda. Bütün yuvaları temizlemiş olduk. Diğer yuvalarımız zaten temizdi. O yüzden şimdilik bir sıkıntımız yok. Kesinlikle tüy problemi yok bunun. Zaten yuvayı başka yuvaya kaydırdığım zaman video çekmiştim. Sizlere göstermiştik tüylerini yemeye başladılar diye. Kan falan vardı hatta, tüylerinin köklerine kan oturmuştu. Maalesef tüylerini yedikleri için hayvan tüyü döküldü. Yuvaların arası birbirine yakın olduğu için kapakları örtmekte birazcık zorlanıyorum. Bunu da hallettik. Bütün yavruları yuvalara dizdik arkadaşlar. Şimdi problem olan yuvamız var mı? Yavrularından zarar vermeye çalışan. Şu anlık bir ses yok. Araları gayet güzel. Anne baba yuvada. Anne yuvada. Anne baba yuvada. Gayet güzel. Bunlar zaten yuvadılar. Anne yuvaya girdi. Anne yuva ağzında ve anne yuvaya girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır sıkıntı. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Allah'a şükür hiç problemimiz yok. Bu arada bu takımımız da biliyorsunuz yeni eşlediğimiz takımlarından ilk defa yavru verecekler. Daha önceden bunlar eşe atılmamışlardı birbirleriyle. Erkekten ayrı dişiyle yavru aldım. Dişiden de farklı bir erkekten yavru aldım. Bunların şu anda bir tane yumurtası vardı. İkincinin gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Hatta üçüncüyü bile yapmışlar. Benim tahminimden daha hızlı gidiyorlar. Yuvaları da hepsini açacağız dedik arkadaşlar. Açmaya devam ediyorum. 3 yumurtamız burada var. Gayet güzel. Sultanlardan bir tane yavru bıraktım. Diğerlerini kümese kaydırdım arkadaşlar. Bu da kocaman bir şey olmuş. Grey mutasyon. Diğer yavrularımızın mutasyonu birisi babadan arkadaşlar. Whiteface. Hatta verdikleri, önce kuluçkadan verdikleri yavruyu da göstereyim. Çok güzel bir yavru verdiler. Beyaz yavru atıyorlar arkadaşlar. Lütfen yavru atmadılar daha, ben de öyle söyleyeyim. Bendeki ikinci kuluçkaları zaten. Whiteface ve Whiteface'in Piet mutasyonundan atlar arkadaşlar. Bir de Grey yavru atmışlardı. Grey'i gönderdim bu arada ama bu kuluçkadan da sadece Grey yavruyu kendimize bıraktık. Onu da zaten sahiplendirdik arkadaşlar. Göndereceğimiz yer hazır. Daha sonrasında göndermeyi sağlayacağım. Şimdi buraya bakmış mıydık? Buraya bakmadık arkadaşlar. Sıradan geçeceğiz. Şu aşağıya gösterelim. Videomuz biraz uzun olabilir ama sıkıntı yok. Burada Japoneslerimiz var. Bunların da renk kombinasyonu çok çok güzel. Sağdaki painted, soldaki de parçalı painted diye geçiyor çoğu yerde. Kralımızın yumurtalarına bakalım. Bunun dişini dünden beri görmedim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Evet, bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Oo, bu kaç tane yapmış? Bu 5 tane yapmış arkadaşlar. Böyle giderse bunlarda şifleşmeler devam ediyordu ben yanlışlamıyorsam. Ve yumurtaları da full dolduruyorlar bu arada arkadaşlar. Doldurmada sıkıntı yok. Çok da uyumlu, güzel bir takım oldular bence.
siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hani erkekte çoğu kanı var, dişide çoğu kanı var. Dişi zaten buradaki erkeğin yavrusu arkadaşlar. Gene aile boyu üretim yapıyoruz yani. Kendi ürettiğimiz kuşlardan üretiyoruz gene tekrardan yavrularından. Burada çoğu takımımız var. Bunların altında 6 mı 5 mi ne yumurta vardı. Yavrular çıkmaya başlamıştı. Hatta bir tanesini maalesef ölmüş. Hatta yumurtanın biri de ölmüş arkadaşlar. Şurada bir tane ölü yavrumuz var. Neyse ben onu videonun hemen sonunda alırım. Şu yumurta da bozulmuş arkadaşlar. Onu kontrol etmem lazım. Eğer yaşıyorsa yavruyu çıkartıp hayata tutundurabiliriz. Yumurta takibi o yüzden çok önemli. Dün mesela dikkat etmiş olsaydık, görmüş olsaydık hiç problem olmazdı. Yaşatabilirdik. Burada yuvayı açmayacağım. Bunların yuvasını zaten temizlerken gördünüz. Buradaki yuvayı açabiliriz. Burada da yeni eşleme bir takımımızın yavruları var. Bunların yuvaları henüz temiz arkadaşlar. Kirli değil. O yüzden temizlik yapmadım. Erkeğimiz birazcık tedirgin oldu. Bakalım bunların yavrularının mutasyonu nasıl gelecek? Cidden çok merak ediyorum. Burada yine eşlediğimiz takımlar var. Dişinin dışkısı tamamen büyümüş durumda arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam sol tarafta bakın dikkatli şekilde bakarsanız dışkının büyüdüğünü görürsünüz. Erkeğimiz gayet güzel. Dişimiz de gayet güzel. Erkeğin vasıf olarak dişiden daha iyi. Zaten kendini net bir şekilde belli ediyor arkadaşlar. Erkeğimiz 2 yaşında. Dişimiz maksimum 1,5 yaşında ama ben 1 yaşında diye tahmin ediyorum. Bu da bize Bertan abiden gelme. Geldiği yerde gayet güzel sağlam bir üretim halinden geldi yani. Yuvaya bakalım. Yumurta henüz gelmemiş ama dışkı bayağı büyümüş ki yandan göstermeye çalışıyorum ama dişi yandırmıyor. Bakın sırt kısmında bayağı bir çıkıklık var arkadaşlar. Hamile olduğunu buradan da net bir şekilde anlayabilirsiniz. Hani bazı kuşlar fiziksel olarak kendini belli etmez hamile olduğunu. Onları da nereden anlarsınız? Yaptıkları dışkılardan net bir şekilde anlayabilirsiniz. Burada resesifimizin eski dişisi var. Onu da gösterdik sizlere. Bu yuvayı zaten açmıştık arkadaşlar temizlik yaparken. Burada hasta kuşumuz var. Bunların yavrularını gösterdim. Aşağıdakilerin yavrularını gösterdim. Tekrardan açmaya gerek yok. Japonez takımımızın yuvasını açıp gösterebilirim sizlere. Erkeğimiz Lysling, dişimiz DF Lutino. Bu arada bu erkeği sonraki kuşta başka bir dişiyle deneyebilirim. Bunların da bir yumurtası doluydu arkadaşlar. Erkeğimiz acemi olduğu için yumurtalarda çok fazla bir doluluk sağlayamadı. Normalde dişimiz acemi değil. O yüzden hani dişiden bir güven eksikliğim yok. Erkekte gayet normal arkadaşlar. İlk kuşlarda böyle problemler yaşanabiliyor. O yüzden onlara kafa takmıyorum çok fazla. Salmamızı görüyorsunuz. Salma bayağı bir cıvıl cıvıl arkadaşlar. Kuşların hepsi kendilerine geldiler. Bu ara çok dikkat etmeniz lazım. Havalar ısınıyor. Yuva temizliğini kesinlikle aksatmayın. Çünkü yuvada hayvanlar sürekli yuva içine dışkıladıkları için arkadaşlar bakteriyel rahatsızlığın, bakteriyel sıkıntının yayılması çok çok normal. Niye normal? Sıcak oluyor. Yuvanın içi zaten ayrıyetten daha da sıcak. Hatta şöyle alttan dokunduğunuz zaman bile yuvalara sıcak olduğunu hissedersiniz. Şöyle sunta yuvalara dahi alttan dokunduğunuz zaman hissedersiniz. Yavru varsa yuvada. Çok fazla sıcak olduğu için arkadaşlar problem yaşarsınız. Hani hayvanda kuruma olabilir veya başka bakteriler, kursak mantarı çıkabilir. Salmonella olabilir. Hani çıkar da çıkar. Bu arada resesif yavrumuzu da gösterelim. Yakın zamanda bunları da göndereceğim. Gene kendini besletteceklerini bulmuş. Bayağı bir uyanık kuş arkadaşlar bu arada o resesif. Diğer resesif dişimiz de yukarıda. Şöyle gösterelim. Yanında resesif erkeğim var. O da gayet güzel oldu. Bakın hay hareketleri ve kalıbı 10 numara oldu diyebilirim sizlere. Aşağıdaki normalde yem kırıyor ama niyeyse kendini beslettiriyor. Hatta yem kırdığı için ben zaten bunu elle beslemeyi kestim. Yaklaşık 5 gün falan oldu yani. 5-6 gün olmuştur. 5-6 gündür kendisi besleniyor. Şimdi de yeni gördüm. Kendini başka bir kuşa beslettiriyor. Çok güzel oldu bu arada arkadaşlar bu resesif erkeğimizde. Yakınlaştırdık. Alttaki dişi salmamızı gösterelim. Daha sonra da yavaştan videomuza veda edelim. Bakın karşıda Gold Texas bir tane erkeğim var. Bu da doktor bir arkadaşımızdan hediye geldi bize. Ona da buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Dişisiyle beraber geldi. Yukarıdaki Lysling Japones erkeğimi buradaki de Lutino dişimle eşleneceğim arkadaşlar. Bakın karşıda Lutino dişi var. Bu arada salmanın durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşlarımız salmanın içinden geçti ama problem değil. İstedikleri kadar yırtsınlar. Önümüzdeki sezon komple beyaz yapacağız zaten. O yüzden çok problem değil benim için. Salmadaki kuşlar da bayağı bir güzelleşti. Hani çok çok güzelleşti. Bakın arkada sarı yüzüm var. Yavaş yavaş kendine geliyor. Hayvan toparladı hatta bayağı. Burada beyazım var. Önümüzdeki sezon çok güzel kuşlarla çok güzel yavrular alacağız arkadaşlar. Durumlar böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir yuva açılış videosu yaptım. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve Instagram adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.